Aslında hüzünbaz bir zaman ama içeride komiklik var. Ne yapacağımı da çok bilmiyorum aslında. Oyundan bir iki komik bir şey anlatmak istiyorum ama asıl derdim şiir okumak bu gece. Geçenlerde arabamla gidiyorum. Tesadüf aynı yere gidiyoruz. Ya ben giderken onu da bırakayım diye yanıma aldım. Radyo çalışıyor, o da bizimle. Haberler verildi, hava durumu ama acayip de kar falan yağıyor, çok kötü de bir hava. Hava durumunun sonu şöyle bitti, işte Balkanlardan soğuk hava dalgası geldi falan. Son anons, son cümle şu: valilik vatandaşı soğuğa karşı uyardı. Arabaya dedim ki derhal sağa çek. Çünkü bu durumu oturup düşünmemiz lazım. Çünkü olayın birkaç boyutu var. Bir kere valilik bunu neden yaptı? Yani bizim soğuk olduğunu anlamamız için bunun valinin bize tebliğ etmesi mi lazım? Bir. İkinci, valilik bunu nasıl yaptı? Demek vali her sabah uyanıyor. Vallahi fena esiyor çocukları. Arayın vatandaşım, esiyor diyeyim. Üçüncüsü ve en önemlisi, ben o sabah validen herhangi bir tebligat almış değildim. Ha demek vali tanıdıklarını arıyor. Bizim gibi mağdurları aramıyor yani. Ben o gün mayoyla çıkmıştım mesela. Ben ne bileyim karın soğuk bir şey olduğunu. Vali bana demiyor ki bunu. Daha güzeli, aynı hafta İzmir'de sel oldu. Valilik vatandaşı sele karşı uyardı. Fakat sel olmuştu. Yani İzmir'de manzara şu. Şimdi buraya kadar su var. Çocuklar tabii suyun içinde. Çoktan boğulmuşlar ama işte bizimkiler televizyonda yüksek bir yere koymuşlar ki yani durup dururken sel olmuş gibi davranmayalım. Dur bakalım vali ne diyecek bu işe. Bekliyorlar, bekliyorlar. Hanım, yani yenge dayanamıyor artık. Ya Haşmet, ben bayağı bir ıslandım, bilmiyorum. Ya bir dur bir dakika, bir dur bir ya. Ya bir dur bir, dur bir ya. Lan biz sanki ıslanmadık mı? Her bokuda bilirsin, bir dakika bekle bakalım vali ne diyecek ya. Sonra vali ve heyeti geliyor paçalarını sıyırarak, şşş güzelim sel oldu evet. Aslında şair komedyen olmanın bok tarafları da vardır. Yani nerede komik nerede hüzünlü olacağınızı bilemezsiniz. Öyle de bir gece bu. Ben okuyorum yerseniz. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksan dağ ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı mavilini. Otobüs oluyordum. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum, babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Çok sağ olun.